arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim pastanedekileri aratmayacak kandil simidi. Çok güzel, ağza dalan, lezzetli, gevrek bir simit oluyor. Özellikle bugün kandil, herkesin kandilini kutluyorum. En büyük duamız şu virüsten bir an önce kurtulmak. Sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kere de anlamış olduk arkadaşlar. Hemen derince kabın içerisine 2 su bardağı dolu dolu unumu alıyorum. Tam ölçülü bir tarif arkadaşlar. Eğer un gerekirse ben bakacağım. Ona göre ilave edeceğim. Size sonunda gene söyleyeceğim. Bu tam dolu dolu 2 su bardağı. Ortasını açıyorum. 150 gram tereyağını erittim arkadaşlar. Hafif de soğuttum. Şöyle süzerek şu beyaz kısmını içerisine akıtmıyorum. Çünkü eğer bunu koyarsanız içinde sulu bir tat gelebilir. Biz çünkü gerçek bir pastane simidi yapıyoruz. O yüzden bunu alıyorum. Şimdi orta kısmına bir adet yumurtanın sarısından şöyle birazcık ayırıyorum. Çünkü biraz susamlı yapacağım. Birazını da susamsız yapacağım. O yüzden bunu üzerine sürmek için ayrı bir yumurta daha kullanmayalım. Kenara bir tabağın içine aldım yumurta sarısını. Geri kalan yumurtayı içerisine ilave ediyorum. Bir taraftan da karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu sirke, üzüm ya da elma hiç fark etmez. Bir tatlı kaşığı dolusu toz şeker. 2 yemek kaşığı, çok aşırı doldurmadan, yoğurt. 1 çay kaşığı dolusu tuz. Ben şu kenara un kısmına kabartma tozumu da dökeyim. Şimdi bakacağım arkadaşlar, eğer gerekirse un tekrar ilave edeceğim. Çünkü bazen yumurtanın büyüklüğüne göre bile unun miktarı değişebiliyor. O yüzden hemen ilave etmeyeceğim. Şimdi yavaş yavaş hamurumu önce çırpıp ondan sonra elimle yoğuracağım. Genelde hep yaptığım tarif arkadaşlar. O yüzden unun miktarı genelde hep aynı geliyor ama bazen belli olmayabiliyor. Ortalama 3 aşağı 5 yukarı, sizde de aynı gidecektir. Şimdi artık hamuru bu şekilde toparladıktan sonra elimle yoğuruyorum. Ununu lütfen çok katıp birden böyle fazlasıyla katmayın. Yavaş yavaş, şimdi ben de bakacağım. Gerekirse biraz daha un ilavesi yapacağım. Yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ununu birden ilave ederseniz bu sefer hiç toparlayamazsınız. Bir avuç kadar da unu serpeyim. Yoğuruyorum. Sizler de benim gibi yavaş yavaş un ilave edin lütfen. Unu toplamda 2 su bardağı dolusu un kullandım. Bir de şöyle bir avuç arkadaşlar. Hemen hamurumu şöyle tezgahın üzerine alıp biraz orada yoğuruyorum. Böyle yumuşak bir hamur olsun arkadaşlar. Ununu biraz fazla kaçırırsanız istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Çünkü şeklini vermekte zorlanırsınız. Gördüğünüz gibi yakından da göstereyim. Yumuşacık, böyle hafif, ellerim yağlı bir hamur. Tam da olması gereken böyle arkadaşlar. Böyle eliniz aldığında dağılıyorsa o simidi toparlaması oldukça zor olur. Tamamdır, hamurum hazır. Şimdi hamurumu uzun şerit haline getiriyorum. Şunu söyleyeyim, toparladıktan sonra 1-2 dakika sadece yoğurmanız yeterli. Uzun şerit haline getireyim. Şerit haline getirdikten sonra küçük parçalar koparıyorum. Tamamen göz kararı arkadaşlar. Öyle herhangi bir ölçüsü yok. Büyük gelenleri de elimle küçülteceğim. Şöyle yuvarlayıp kenara alıyorum. Tam 19 tane beze hazırladım arkadaşlar. Şimdi elim alıyorum. Bezelerimi şöyle yuvarlıyorum. Çok rahatlıkla da yuvarlanır. Gördüğünüz gibi herhangi bir parçalanma falan olmuyor. Yuvarladıktan sonra uç kısmını, ikisini şöyle birleştirip sıkı sıkı kapatıyorum. Şimdi hepsini böyle hazırlayıp kenara alayım. Gene ben böyle hazırlayayım arkadaşlar hepsini. Ondan sonra tepsiye alacağım. İlk önce bir yuvarlayayım. Ben bir kısmını susamlı, bir kısmını da sade olarak bırakacağım. Üzerine yumurtanın sarısını sürüp
Çörek otu koyacağım. Hepsini tamamladım arkadaşlar. Şimdi bir pekmezli su hazırlayacağım. Bir tatlı kaşığı çok fazla değil. Derince kabın içine alıyorum. Şöyle. İçerisine yarım su bardağı suyla pekmezi karıştırıyorum. Çok fazla pekmez koymayın arkadaşlar. Bu sefer tadında böyle tatlımsak gibi. O yüzden çok eklemeyin. Burada da hemen hemen 1,5 su bardağı kadar kavrulmuş susam var. Ben kavrulmuş kullanıyorum. Öbürünü kullanırsanız kızarması biraz daha az olacaktır. O yüzden kavrulmuş tercih etmenizi öneririm arkadaşlar. Şimdi önce pekmezli suya, ondan sonra da susama. Hemen şöyle alacağım arkadaşlar hamuru. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde dağılma falan yapmıyor. Süzgecin üzerine koyacağım. Şöyle. Buradaki maksat elimin çok fazlasıyla hem ıslanmaması için hem de susama batırdığım zaman ellerim komple pekmezli su olmaması için. Hem de suyunu süzmüş oluyoruz böylece. Şimdi birkaç tane yapayım, içine atayım şöyle. Elimle bolca susama buluyorum. Ve tepsime diziyorum. Tepsime yağlı kağıdı da serdim. Böyle birkaç tane birden yapıp içine atacağım. Ondan sonra böyle bulayacağım. Ben 3'te 2'sini susamlı, 3'te 1'ini de diğer böyle yumurtalı yapacağım. Batırıp İyice süzdürüp susamın içine atıyorum. Tekrar şöyle bolca susamı bulayıp tepsiye diziyorum. Susamlıları tamamladım arkadaşlar. Böyle kameradan büyük büyük duruyor ama normal dışarıdaki yediğiniz susamlı kandil simitleriyle aynı. Burada birazcık yumurta sarısı ayırmıştık hatırlıyorsanız. Ben şimdi diğer böyle sade bırakacaklarım, yani yumurta sarısı ve çörek otu dökeceklerimi şöyle bir yağlı kağıdın üzerine aldım. Çünkü onlar fırından çıktıktan sonra bunu atıp pişireceğim. Boşuna ayrı bir tepsi kirletmemek adına. Ayırdığım yumurta sarısını şöyle üzerine gezdirerek sürüyorum. Siz arzu ederseniz sadece susamlı, arzu ederseniz de böyle sadece yumurtalı yapabilirsiniz. Kaç tane olacak şekilde çörek otu bırakıyorum üzerine. Şimdi fırınımı açtım arkadaşlar. Isınmış alt üst ayar 180 derecelik fırında sadece 15, bilemediniz en fazla 20 dakika pişiriyorum. Çok fazla değil. Çok tutmayın lütfen. Zaten çabuk kızaracaktır. Hemen kızardığını gördüğünüzde fırından alabilirsiniz. Fırından çıkardım arkadaşlar. Toplamda 20 dakikada pişti. Çok da güzel kızardı. Hemen diğerlerini ben servis tabağını aldım. Hazırdan hiçbir farkı yok. Tadı daha bile güzel. Servis tabağını dizip videomu bitireceğim. Şunların güzelliklerine bakar mısınız arkadaşlar? Kesinlikle denemeniz gerekiyor. Birçok tarife göre çok daha güzel. Ben birçok tarifi denedim ama bunun gibi güzel sonuç veren gerçekten hiç görmedim. Bildiğiniz hazır kandil simidinden inanın hiçbir farkı yok. Altı da çok güzel kızarmış. İkisinden de birer tane tabağın içerisine alayım arkadaşlar.
sizlere de böyle ayrıntılı gösterip videomu burada bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup buralara kadar izlediyseniz ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.